Selamünaleyküm. Dedi bu belediye başkanı zamanında. Ona da bu hayal satıyor falan dedi ama adam onu yaptı. Şimdi kolay gelsin, hayırlı işler geldi diyoruz. Sağ olun. Geçmiyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. İnşallah, başarılar. Hayırlı kolay gelsin. Ben onu şey organize edeceğim. Nasılsın? Eyvallah. İnşallah, başarılar. Kolay gelsin. Seminerimiz vardı ya bir spor sevgi sarayında buradan konuşmak. Sayın Belediye Başkanımıza destek için geldi. Sağ olun. Abdullah Atatepe, belediye başkan adayımız. Başkanımız. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Evet, başlayalım başkanım, başlayalım. Şeyin mikrofonu ayarlayın herhalde. Mikrofonda bir problem olur. Saat 12'ye kadar vaktimiz var. Musa, ne yapıyoruz? Evet, başlayalım başkanım, başlayalım. Şeyin mikrofonu ayarlayın herhalde. Mikrofonda... Kıymetli başkanım. Sesi biraz artır. Benim eski pazarım. Bacılarım. Ablalarım. Teyzelerim. Beni öyle duygulandırdınız. Sayın vekilim. Sayın vekilim. Sayın il başkanı. Sayın il kadın kolları başkanı. Sayın ilçe başkanım, sayın ilçe kadın ve gençlik yönetimim, el öpülesi annelerimiz, kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir ayağa kalkalım böyle, hadi bakalım. Şimdi Cem Bey, milletvekilimiz de geldi. Cem Bey'e de kalabalıktan gidiyor. Şimdi... Eski pazaren kadınları çok çalışkandır. Çok üretkendir. Benim bildiğim de bu eski pazarda evde kadının sözü iyi geçer. Öyle mi? Evet arkadaşlar, basınımızın hoş geldiniz. Değerli Karabüklü hemşerilerim, İyi Parti'nin cephakar, vefakar, mücadele eden İyi Partili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Karabük'e siyasi işler başkanımız, önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Sayın Oktay Vural Bey, bizlere Sayın Belediye Başkanı adayımız Abdullah Adatepe'ye destek vermek amacıyla Karabüklü esnaflarımızı ve Karabüklü hemşerilerimizi selamlamak üzere yanımıza geldiler. Kendilerine hoş geldin, sefalar getirdiniz diyorum Sayın Bakanıma. Biliyoruz ki önümüzde bir 31 Mart yerel seçimlerini yaşayacağız. Onun için de mücadelemizi son güne kadar vermek mecburiyetindeyiz. Karabük'ün genel sıkıntı ve problemleri ortada. Akşam da bu konuyla ilgili Sayın Bakanımızın katılımıyla geniş bir toplantı icra edeceğimizi siz basın aracılığıyla duyurmuş olalım. 5000 evler Dereli Düğün Salonu'nda
tanıtım toplantısı, proje tanıtım toplantısı yapacağız. Bütün halkımızı buradan davet ediyoruz. İyi belediyeciliğin ne olduğunu Sayın Başkanımız orada Karabük'te hemşehrilerimize anlatacak. Sizlerle beraber olacak. Ben burada ifadelerime son verirken Sayın Abdullah Başkanımı bırakıyorum. Buyurun Abdullah Başkanım. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Karabük Güzide Basını, Karabük hemşehrilerim, arkadaşlarım, İYİ Parti'ye gönül veren hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Bakanımız bizleri ziyaret ederek destek verdiler. Ben kendisine teşekkür ederim. Bizler Karabük'e gelerek burada güzel bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Projelerimizi inşallah bu akşam açıklayacağız. İnşallah sizler de bu açıklamada siz yanımızda olursanız mutlu oluruz. Bakanımıza geldiği için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım Sayın Bakanım. Kusura bakmayın. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Evet, öncelikle Karabük'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii burada Karabük İYİ Parti Teşkilatı gerçekten yoğun bir çalışma içerisinde halkla buluşuyor ve değerli adayımız Sayın Adatepe inşallah Karabüklerin 31 Mart'taki iradesine tecelligahı olacaktır. O bakımdan Sayın Abdullah Adatepe'yi proje ve tanıtım programına katılmak üzere buraya geldim. Karabük benim tabii çok hem de yani hısımıyım. Gelinim Karabük'ten. Daha önce de Karabük'te açıkçası Ulaştırma Bakanı iken de Karabük Demirçelik'te ilk demiryolu rayını burada ürettirmiştim ve o dönemden sonra da Karabük Demirçelik ray üretiminde bayağı ilerlemeler yaptı. Dolayısıyla Karabük bizim için çok kıymetli. Tabii burada İYİ Parti olarak hür ve müstakil siyaset anlayışıyla Karabük ve ilçelerinde güzide adaylarla hizmete talip. Karabük'ümüzde önemli sorunları var. Aslında herkes biliyor. Ama işte bazen adayları yapay zekaya soruyorlar. Ben de yapay zekaya Karabük'ün sorunları nelerdir diye sorduğumda trafik sorunu var diyor. Karabük'te trafik sorunları var. Eğitim altyapısı maalesef kalitesi altyapısı konusunda problem var diyor. Altyapı ve yol sorunları bir de çevre kirliliği konularında problemler olduğunu ifade ediyor. Burada akşam da zaten Sayın Abdullah Atatepe Karabük'le ilgili sorunları bilen ve çözüm yollarını da ortaya koyan bir kardeşimiz, bir Karabük sevdalısı. İnşallah Karabük'te bir yenileşmeye, yeni bir şeyler yapmaya hevesli kadroların yönetime gelmesine vesile olur bu seçim. Bu vesileyle de bütün adaylara da başarılar diliyorum. Bu seçimler açıkçası sadece bir yerel yönetim seçimi ve yerel yöneticileri seçme seçimi değil. İYİ Parti müstakil hareket ederek aslında demokratik siyasi çoğulculuğun yaşaması gerektiğini söyledi ve demokrasiyi yaşatıyor ve İYİ Parti olarak da milletin iradesinin tecelli etmesini istiyor. Her yörenin yörede her parti kendi adaylarıyla çıksın ve Türkiye'nin her yerinde bu adaylarla Türkiye'nin yönetimine talip olsun. O bakımdan da bizler ittifaksız bir şekilde Türkiye'nin her yerinde seçimlere katılıyoruz. Açıkçası bu ittifak sistemi partileri başkalaştırdığı gibi insanları da sayısallaştırıyor. Ve maalesef bu kutuplaşmış sistem içerisinde insanların paylaşması, ortak değerlerimiz birbirimize karşı koz olarak kullanılıyor, yarıştırılıyor, çatıştırılıyor. Oysa milletin değerlerine hepimizin sahip çıkması lazım. Tabii bütün bunları kutuplaşma yaparken maalesef milletin sorunları da unutuluyor. Karabük'te biraz önce söylediğim sorunlar ama Karabük aynı zamanda bir emekli kenti açıkçası. Yani bu emeklilerin yaşadığı problemler emekli aylığı, emekli yılı olacak dediler. Yani emeklilere zulüm yılı oldu açıkçası. 2024. Yani bir böyle bakıldığında
yılında en düşük, yani Ramazan ayına giriyoruz. Sadece onu söylesem bile kafi. Ramazan ayına girdiğimiz zaman 2023'te açıkçası yani Ramazan pidesi işte İstanbul'daki pide fiyatlarına falan bakıldığında aslında 2023'te en düşük emekli maaşı 7500 lira 10 liraydı. 750 pide alabiliyordu. Şimdi en düşük maaş, emekli maaşı 10 bin lira oldu ama pide 15 lira 666 pide. Yani emeklilerden 84 pideyi almışlar. Kilogramına vursan 59 kilogramını düşürmüşler. Şimdi yani ne yapacak peki bu emekliler? Ne yiyecek, ne içecek? Yani gelir dağılımı bozulmuş. Açıkçası da bir de gramajı da düşürüyorlar. Yani fiyat artışı diyorduk. Fiyat artışının yanında bir de işte 300 gramdan 250 grama düşürüp fiyatı 15 lira yapıyorlar. Sanki %50 artış gibi, aslında gramajı düşününce %80 artış oluyor. İşte bu da shrink enflasyon diyorlar. Maşallah AKP döneminde de enflasyonun her türlü çeşidini öğrendik yani. Enak enflasyonu, TÜİK enflasyonu, hissedilen enflasyon, Sadık abi enflasyonu derken şimdi de shrink enflasyonu diye gramajları düşürüyorlar. Yani bütün bunlar maalesef yaşanır hale geldi. Yani 2024 yılı fitresi 130 lira. 2023'te 70 liraydı. En düşük emekli maaşı 107 fitre ederken şimdi 77 fitre ediyor. 30 fitre azalmış. Yazıktır, günahtır ya. Yani emekliler dünkü, geçen yılki fitre miktarından daha düşük fitreye muhtaç hale bırakılmış. Ya böyle bir şey olamaz. Yani 2018'de yani 1000 liraydı bu. 1000 lira açıkçası 19 fitre ediyordu. Şimdi 3000 lira bu da 23 fitre ediyor. 52 fitreden 23 fitreye düşmüş. Bakın 29 fitre miktarı kadar da ikramiye azalmış. Bugün 3000 lirası, 2018'in 500 lirası. Ve hükümet diyor ki işte zorlanıyoruz filan. Bir emeklinin maaşını vermekte zorlanıyorsa böyle bir ekonomi politikası demek ki iflas etmiş bir ekonomi politikasıdır. Zenginin daha fazla zengin olduğu bir ekonomi politikasıdır. Dün açıklandı küresel servet raporunda Türkiye'de ultra zenginlerin artışının en fazla olduğu ülke Türkiye. %10 artmış. Ultra zengin, 30 milyon doların üzerinde serveti olanlar bütün dünyada en fazla artan Türkiye. İkincisi Amerika %8'de. Bu ekonomi politikası maalesef fakirden, orta hallerden alıp zenginlere veren bir ekonomi politikası. O bakımdan bu kutuplaşmadan uzaklaşarak milletin kendi sorunlarını da aynı zamanda sandıkta cevabını vermesini istiyoruz. Milleti birbirine kurturup vurdurup değerlerine sahip bu güzel milletimizin değerlerini kaybedecek korkusuyla ya da işte yani bir taraf işte iktidar korkusuyla, diğer muhalefet korkusuyla iki kutup arasında milletimiz eziliyor ve elbette vatan, millet, inanç değerlerine sahip olan milletlerimizin tercihi maalesef bu şekilde ayrıştırılmaya çalışılıyor. O bakımdan biz aynı zamanda bu seçimlerde sandıkta, yerel yönetimlerde evet güzel adaylarımıza oy veriniz istiyoruz. Bir rekabet olsun, bir yenileşme olsun ama onun yanında oyun aynı zamanda siyasi mesajı da açıkçası bu milletin dertlerine ilişkin bir dilekçe yazsınlar sandıkta. Sandıkta bu konuda uyarılarını yapsınlar. Eğer bu uyarı yapılmazsa maalesef orta haller ve zenginler kemer sıkma diyorlar ama artık boğaz sıkma dönemine girdi. Dolayısıyla hükümeti uyarma, Türkiye yönetimleri uyarmak için elimizde bu fırsat vardır. Bu fırsatla sen benden almayacaksın. Sen daha zengin olandan alacaksın. Oraya gideceksin. Benim açıkçası sıkacak kemerim yok. Boğazımı sıkıp nefessiz hale dönüştürüyorsanız nefesi olanlar bu dönemde açıkçası semirenlere git demenin yolu da sandıkta bunun cevabını vermektir. Dolayısıyla İYİ Parti tercihi aynı zamanda hem milli manevi değerlere, inançımızı, Atatürk'ümüzü ve Cumhuriyetimizi içine sindirenlerin aynı zamanda da toplumun
sorunlarını sahip çıkan bir siyaseti ortaya koyanların yapacağı bir tercih olması münasebetiyle bu tercihte milletin güçleneceğine inanıyoruz. Bu bakımdan da Karabük'te ilçelerinde İYİ Parti'ye verilecek destek aynı zamanda milletin kendisinin güçlenmesine, kendisinin sorunlarının dile getirilmesine ve kendisinin sorunlarının çözüm yolunun bulması konusunda da Türkiye yönetenleri kulağını çekmesine vesile olacaktır. Biz Türkiye'yi ne Hüdapar ne de DEM ekseninde marjinal unsurlara bağımlı olarak yönetilmesini kabul edemiyoruz. Onun için hür ve müstakil siyasetimiz aynı zamanda bizim inancımızla, bizim milli kimliğimizle, Atatürk'ümüzle, Cumhuriyetimizle problemi olan, sorunları olanlara mecbur ve mahkum olmayan bir siyaseti hedefliyoruz. Ve İYİ Parti'nin güçlenmesi aynı zamanda diğer partilerinde bu marjinal unsurlara bağımlılığını azaltmaları konusunda da bir ihtar olacaktır. Bu bakımdan da Karabük'te bulunmaktan, bu güzide kentte, Cumhuriyet kentinde bulunmaktan, Cumhuriyet'e sahip olan bu kentte bulunmaktan da büyük bir memnuniyet diyorum. İnşallah Karabük'lerin de iradeleri bizim kadrolarımıza olur. Bu seçimde milletin güçlenmesini ve milletin kazanmasını istiyoruz. Bu seçim sadece bir belediye başkanına koltuk arama seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda milletin sorunlarını dile getirme seçimi olduğunu da bu vesileyle tekraren ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Araba bedava. Bir de başka bir adaya diyor ki emekliye her ay 1.000 liralık kart vereceğiz. Yani market kartı vermek emekliye yardımcı olacak. Bu şu ortam şu değil mi ki? Yani emeklilerin Türkiye'de çok zor durumda olduğunu gösteren bir tablo değil mi? Asıl utanılması gereken bir tablodur. Evet, evet. Emekli primini ödemiş mi? Emeğini sarf etmiş mi? Peygamber Efendimiz diyor ki işçinin alın terini kurumadan ödeyiniz diyor. Dolayısıyla hakkını vereceksin. O priminin, emeğinin hakkıdır. O hakkı vermeyip ondan sonra da emekliyi 1.000 liraya şu bedava şuna verdi. Yani bu duruma düşünmek Türkiye'nin itibarına ilişkin emeğe itibara bir zarardır. Emeklilerin itibarını düşünmek. Evet tabii. Yani emekleri güçsüz duruma, aciz duruma düşünmek. Maalesef öyle. Yani bu emekliler emeğini sarf edip Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunmadı mı? Primini ödemedi mi? Hakkını arıyor. Emekliler arasında adaletsizlik var. Emeklilere açıkçası asgari ücretin altında emekliler 15.600 lira 16.100 lira açlık sınırı olmuş. Fitre miktarı 4 kişilik ailenin 15.600 lira. Sadece fitre. Evindeki yakacağı elektriği, ulaşımı, kirası ne olacak canım bu? Ya Türkiye'nin dolayısıyla bu mesele sadece emekliler meselesi de değil. Buradan da ifade etmek istiyorum. Her çalışan emekliliği tadacaktır ve aynı akıbeti görecektir. Bu politikalar devam ettiği sürece burada çalışanlar ya bende bir şey yok filan demesinler. Çünkü aynı akıbeti onlar da bulacaklar. Aynı sonuç onlara da gelecek. Emeklilerin aldığı pay, milli gelirden aldığı pay 2020 yılında 6.9'den bugün 4.4'e düşmüş. %50 azalmış, %52 azalmış. Milli gelirden aldığı pay. Kime verdiniz peki bu payı? Zenginlere. Onun için maalesef emeğe saygısızlıktır. Aynı zamanda bu emeğe saygısızlıktır. Alın terine saygısızlıktır. Hakkını vermemektir. Allah da herkesin hakkını vereceksin diye, adil yöneteceksin, hakkını da vereceksin diye emrederken bu ekonomi politikası maalesef zenginin yükünü orta halleri ve fakirlere yüklemiş durumda. Ondan sonra da onlara gel kemer sık, kemer sık, kemer sık. Sıkacak kemer kalmadı ki. Boğazını sıkma ekonomisi bu. Evet. Sayın Bey, siz önceki Ulaştırma Bakanlarımızdansınız.
Şehrimize girerken Kardemir Kavşağı'ndan geçerek geldiniz. Bir uzman ismi, önceki bakan gözüyle yönlendirmelerle şehrimize rahat girebiliriz mi? Hayır. Kavşağı nasıl? Hayır, giremedik. Yani açıkçası böyle oldu. Şehre girerken Sayın İl Başkanımız, ya buraya giriş oldukça şey, vize eşlik ederim falan diye yaptık. Navigasyon bile bulmakta zorlanıyor. Yani düşünsenize. Yani ya böyle bir şey olabilir mi ya? Karabük gibi. Hem de trafiğin çok yoğun olduğu, yani ticari olarak da çok yoğun olduğu bir yerde böyle bir şey olmaz ya. Navigasyonu bulamadığı yere vatandaş nasıl gelip çıkacak? Dolayısıyla bu konuda da Sayın İl Başkanımız da uyarısını yaptı. Sağ olsun o geldi. Yolu yöntemi götürdü. Ama maalesef öyle işte. Yani sonuçta yani Karabük Demir Çelik, burada yaşayan emeklilerimiz, çalışanlarımız, bunlar vergilerini ödeyen insanlarımız, huzurlu bir şekilde, güzel bir şekilde yaşamak istiyorlar. Maalesef yani yok işte maalesef yani geldiğimiz tablo bu. Türkiye'de düşünün ki Cumhuriyetimizin 100. yılını bitirmişiz, emeklilere bedava su, yok şunu vereceğim, bunu vereceğim diye. Yani böyle bir şey olmaz ya. Yani bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey, sindirilebilecek bir şey değildir. Emekliler ulufe istemiyor, emekliler hakkını istiyor. Hakkını vereceksin. Hakkını gasp edenlerde de hesabını inşallah sandıkta soracaklar.